Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir tane video attım, o şu an yükleniyor. Bunu da cumartesi günü çekiyorum. Herhalde tahmini pazartesi günü atacağım. Çünkü yarın Ayvalık'a öyle bir deniz meniz yüzme, biraz tatil, kafa dinleme. Ondan sonra. Bu seferki kesimi, Bora, ne yapacağız? Enseler başlayacağız, yandor gene başlayacağız. Fate mi, gene sıfırla aynen mı gireceğiz? Tamam, bunun önceki kesimi mi? Aynen. Tamam. Bu sefer de fade kesim yapacağım. Skin fade, sıfırlama, katlı. İlk önce bir saçın normal halini göstereyim. Ondan sonra da bittiğinden sonraki halini zaten kendiniz göreceksiniz. Şöyle. Bu saçın başlanmamış hali. Yani saf hali. O zaman şimdi biz yavaş yavaş isterseniz başlayalım. Ben şu kamerayı şöyle ayarlayayım. Sanırım görüntü güzel. Değil mi? Şöyle bir ayarladık mı? Güzel. Gülüm ne yapacağız? Gene bu taraftan mı tarayacağız saçı? Aynen, ayıracağız. Tamam. İlk önce saçı bu taraftan bir ayıralım. Ve bu arkadaşımızın saçları da zordur ha. Saçlar simsiyah. Maşallah derisi de bembeyaz. Kuzu eti gibi. Böyle bembeyaz kuzu eti gibi. Zaten birazdan sıfırla girdiğim zaman siz de anlayacaksınız benim ne demek istediğimi. Zor bir olaydır yani. Şimdi tamam, burayı hallettik. Ben saçı ayırdım. Şimdi gelelim kesim işlemine. İlk önce bu numarayı takıyoruz. Şöyle 1/2. Buradan bir başlayalım. Nereye kadar çıkacağız? Buraları komple alacağız şimdi. Çengeli açmıyorsunuz. Aşağıya indirmeden direkt normal haliyle. Şimdi oraya kadar gördünüz. Ben bunu sürekli böyle oynatacağım çünkü sizin de görmeniz lazım. Şöyle alsam sanırım ben engel olur muyum? Galiba olmam. Şimdi bu tarafa. Böyle alalım. Siz bu tarafı nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Şöyle alayım. Şimdi buralar bitti mi? Buradan böyle gördünüz. Şöyle. Şimdi. Aldığımız yerleri sıra geldi sıfırlamaya. İnce makineyi sıfıra alıyoruz. Güzelce bir şu çizme işlemini yapalım. Hatta ben şöyle kamerayı şöyle alayım. Sanırım güzel görüyorsunuz.
Şimdi burası oldu mu? Evet. Şöyle. Burayı da böyle çizdik. Ben şöyle alayım. Bora sen ne yapıyorsun oğlum? Staj yine bitti, geldim işte. Ne zaman bitti? Daha bir hafta falan oldu. Ne kadar buradasın şimdi? O, Eylül sonuna kadar burayım. Eylül sonu? Gitmeden bir daha uğrarım. Tabi sen gelirsin bir daha. Nasıl geçti peki? İyi ya, fena değil. Öğrendik. Oğlum ikisinin arasında farklar var. İyi farklı, fena değil farklı. Hangisi? Aa, çok fazla stajyer vardı başka da. Tamam. Biliyorsun şeyde onun dışında ama iyiydi. İyi bari. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıfırlamayı da yapıyorum. Bu arada işte biliyorsunuz biz çok ayrı kaldık. Ben telefonu falan kırdım, yeni aldım falan filan. Anca yani bir buçuk aylık bir geriden geliyoruz. Ama hiç merak etmeyin, bundan sonra emin olun birlikteyiz. Güzel videolar var yani. Gelecek yavaş yavaş bütün hepsi. Beni eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Kanalımı tavsiye edin. Yorum yapabilirsiniz. Ayrıyeten Instagram'dan da beni takip edip sormak istedikleriniz varsa oradan da sorabilirsiniz sorularınızı. Instagram'dan da şahsi hesabım halim.altankingal. Bu şahsi hesabım. Bir de İş hesabım var. O da Salon Halim Kingal Official. Oradan da yazabilirsiniz. Buradaki yorumlara da yazabilirsiniz. Ha bir arada. Bu arada. Bir de TikTok'ta da varım. TikTok'ta da Halim Altan Kingal 1925 adıyla. Şu kamerayı ben biraz şöyle çekeyim. Şöyle ayarlayayım. Şimdi görüyorsunuz buradaki izleri. Bunları nasıl kaybedeceğiz? Önce makinenin ucunu, fazla değil, İki tık. Şu kadar kaldırın. Olduğu yeri ilk önce şöyle bir yiyin. Fark ediyorsanız çok fazla yukarı çıkmıyorum. Görüyorsunuz zaten alttaki izi değil mi?
Ve burası da tamam. Şimdi gelelim buraya. Gülüm şöyle dur. Aynen. Burayı böyle hallettik mi? Tabii bitti mi? Hayır. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun en incesini takıyoruz. Bu da 1,5 milimi takıyoruz. Şöyle göstereyim. 1,5 milim. Bunu taktık. Ondan sonra çengeli komple aşağıya indirin. Böyle bu saçı böyle çekelim. Şimdi buradaki izleri hafif hafif. Tabii zaten daha buralarda izler var ya, daha oralara girmedim. İlk önce bir katını gösteriyorum size. Bir üstte böyle hafif hafif saça yukarı doğru çıkıyoruz. Tekrar şöyle alalım. Şimdi tekrar böyle. Evet, burayı böyle hallediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki izler var ya. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada bazı izler var. Şimdi onları böyle komple bir numarayı bu şeyi çengeli yukarı doğru kaldırıyoruz. Şunun üzerinden Boram şöyle dur sana gülüm. Kaldırarak izi yavaş yavaş kaybediyoruz. Dik girip hafif yukarı doğru. Böyle. Bakın ne oluyor? Yavaş yavaş izler kayboluyor. Görüyorsunuz. Şu tarafa doğru gelelim. Görüyorsunuz değil mi? İzler nasıl yavaş yavaş kayboluyor. Kaldırarak şimdi bunu bu tarafa doğru alalım. Makinenin kontrolünü çok iyi sağlamalısınız. Şöyle tutmayın makineyi. Böyle değil. Kavrayarak
Mesela şurada hafiften var. Bunu böyle bir iki tık yaparsınız. Buradan. Böyle alarak devam edebilirsiniz. Şimdi buradaki izler bitti değil mi? Evet. Ama şimdi şunlar var. Bunlar ne olacak? Onları da kaybetmemiz lazım. Şimdi gelelim o izleri kaybetmeye. Ama ilk önce şu kamerayı bir ayarlamam lazım tekrar. Bu kameranın ayarında sıkıntı var. Sürekli böyle bir şeyler yapıyor. Tamam. Evet. Şimdi hiç başlık takmadan sıfırıyla ilk önce şöyle alayım. Sıfırıyla şuraları geçeceğiz. Çaprazlama bir şekilde. Çok yukarı çıkmayacaksınız. Sadece olduğu yerden. Şöyle alırsam rahat mı görüyorsunuz? Tam olarak bilmiyorum ama sıfırla da böyle böyle. Gördüğünüz gibi zaten bakın. İzler kendini belli ediyor. Bak mesela buralarda hafif siyahlıklar var. Karartılık var. Onları gözünüzden kaçırmamanız lazım. Sonra şimdi buraları böyle hallettik mi? Ne oldu? Şimdi orada alırken şuralarda izler oluştu. Onu da şöyle 3 tık kaldırarak şöyle vurarak buraları da böyle alıyorsunuz. Şurada da var. Bakın hafiften. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuralara gelelim. Bakın burası da belli. Buraları da böyle hafif hafif yiyerek oradaki izleri kaybediyorsunuz. Şöyle çekeyim. Çok fazla çıkmadan
Gördünüz mü arkadaşlar? Tekrar buraya gelelim. Evet, gördünüz mü? Olay bu kadar basit. Ama ve lakin, tabii biz şimdi bu kadar işlem yaptık. Ama bu saçta bazı yerlerde iz var mı? Tabii ki de var. Tabii ki de var. Şimdi o izler nerede? Şu altlarda. O altları da bu makinenin sıfırıyla, ince sıfırla aldığımız yerleri şöyle üzerinden böyle böyle geçerek oradaki ince izleri tamamen kaybedeceksiniz. Böyle yaparak bakın o izler kayboluyor. Böyle hafif 45 derecelik bir açıyla yukarı doğru kaldırarak, dik değil, kesinlikle dik değil. Şöyle buraları böyle, o sıfırların olduğu yeri böyle ince ince yiyorsunuz. Bakın yediğiniz zaman olay böyle bir yere geliyor. Mesela bir şu tarafa bakın, bir de bu tarafa. Şuradan böyle çok minik, hafif hafif şöyle yiyerek buraları böyle ayarlıyorsunuz. Bakın hala mesela buralarda izler var. Onları dediğim gibi makineyi dik tutmuyorsunuz. Uç tarafından yukarı doğru hafif kaldırarak böyle yaparak gördüğünüz gibi o izlerin hepsi kayboluyor. Ve burası, buradaki işlemimiz tamam. Şöyle bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Böyle. Şunu da şöyle. Gördünüz mü? Evet. Şimdi gelelim bir diğer olaya. Şimdi biz bu saçı altlarını aldık. Buralara da biz şimdi şeyle geçtik. Makinayla incelttik. Kısalttık. Saçı yukarı doğru çıkardık. Şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buraları makinayla kısaltacağız. Şimdi makinayla kısaltma bölümüne geldik. Evet. Arkadaşlar. Bu makinayla kısaltırken zaten burada bazı yerlerde ufak tefek izler var ya. Onları da ben size ayarlayacağım. Onları da tarakla nasıl kaybedeceğimizi göstereceğim. Sıfır değil, yarımı alın. Yukarı doğru kavis vererek çıkartın. Tarakla makina aynı hizada olsun. Bu kombinasyonu kaçırmayın. Bazı yerlerde tarağın arkasını da kullanabilirsiniz. Şimdi burayı böyle hallettik.
Şimdi gelelim buraya. Buraya da böyle alıyorsunuz. Zaten fazlalıkların hepsi teker teker çıkıyor. Buradan girerken hafif yön veriyorsunuz saça. Dümdüz değil. Böylemesine değil. Buradan hafif böyle yön vererek bu saçı istediğiniz köşeli kıvamı getiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi buraya. Burayı da böyle hallederek gördüğünüz gibi burayı da hallettik. Şimdi gelelim şu noktaya. Ama tabii şimdi biz bunların hepsini yapıyoruz ama bu noktanın da bir sınırı var. Neden? Çünkü biz bu saçı yana doğru tarayacağız. Yani şimdi buradaki saç fazla olan saç. Onu nasıl yapacağız? Çok minik gireceğiz. Bakın. Şurayı şöyle alın. Anlatmak istediğimi anladınız mı? Şimdi ne oldu burası? Abi kolay gelsin. Sağ olasın. Ya şuraya arba park ediliyor mu kimsenin? Misafir var da. Vallahi bazen geliyorlar, bazen gelmiyorlar. Bıraksak acaba komşu için sorun olur mu? Onlar evde yok ki zaten. Yok mu? Çandarlı da onlar. Caddenin ortasında. Olur olur. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi buranın az önce nasıldı? Şu anki durumu nasıl? Gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Evet, böyle bir keseyim. Şimdi ne yapacağız? Doğal olarak biz şimdi üst saçı kestik. Hem de makineyle aldık. Doğal olarak burada bazı ufak tefek izler var. Çünkü katı çıkarken ince bir buçuğu girdiğimiz zaman saçı oraya kadar çektik biz. Orada oluşan da bir iz oldu doğal olarak. Şimdi onu gene aynı makine ve tarak yardımı ile oradaki izi kaybedeceğiz. Zaten belli oluyor bak. Şuralar. Çok hafif. Makineyi sıfıra alıyorsunuz. Şöyle girerek bakın iz nasıl kendi kendine kayboluyor, gördünüz mü? Buradan da biraz daha böyle girerek gördüğünüz gibi iz hiçbir şekilde belli olmuyor, hepsi gitti. Bunu böyle alalım. Şu noktada zaten belli ediyor kendini. Burayı böyle. Burayı da böyle yiyerek buradaki oluşan izi hepsini kaybediyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi anladınız mı ne demek istediğimi? Bakın burada da var mesela. Evet, buralar böylece hallolmuş oldu. Artık bundan sonraki olayımız tamamen makaslık.
Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, saçımızın yan tarafları tamamen bitti. Şimdi gelelim makaslama işlemine. Az bir rica edeceğim sizden, bir makineyi şarja takayım. Geliyorum. Evet, buradaki işimizi de bitirdik. Mesela bunu böyle 0.5'e alsak ne olur? Alabiliyoruz mu? Ha yok, 0.5 milime gelmiyor. Daha uzaklaştırmıyor yani. Demek ki onu en başta ayarlıyoruz. Şöyle tut. Bir saniye. Bir dakika. Şimdi şurayı şöyle mi ayarlayacağız? Bir anda çok karanlık oldu ha. Aha. Bora. Acayip karanlık oldu bir anda. Şöyle açarsak. Ha, bir saniye. Herhalde oradan değil, dur. İlk önce şunu biraz bizim açıp yukarı kaldırmamız lazım galiba. Tamam. Şimdi bunu biraz aşağı indirsek. Şu başlığı. Değil mi? Bora oldu galiba. Tam olarak belli de değil ama. Gözüküyor yine ya. Çok milim bir çalışmamız lazım. Hoppa çık. Bora dur gülüm. Vallahi arkadaşlar gene bir bozukluk oldu bunda ama. Artık kusura bakmayın ya. Vallahi. Bilerek yapmıyorum yani. Şimdi oraları ayarladık. Bora telefon ötüyor. Evet. Aç bakalım. Ben de şunu bir ayarlamaya çalışayım. Bakayım düzgün mü? Şöyle yaparsak. Mesela böyle yaparsam nasıl oluyor? Yok. Pekala. Bunu biraz indirirsek mesela. Şunu şöyle bunun boyuna getirirsek. Şöyle. Ondan sonra da şu başlığı hafiften böyle bir açsak nasıl olur acaba? Sanırım oldu gibi. Bakın böyle açarsak, yok açarsak karanlık oluyor. He, o zaman şöyle yapmamız lazım. Şöyle tutup, evet. Şurayı da hafiften yukarı almamız lazım bence. Şurayı da. Yani şu pozisyonda. Şu pozisyon iyi mi? Şöyle. Arkadaşlar galiba iyi duruyor. Bora tamam mı oğlum? Evet, şimdi iyi galiba. Yok, iyi değil. Bir dakika. Orası çok iyi. Ama boyu iyi değil. Şu boyunu biraz kaldırmam lazım benim. Ha, evet. Bak şimdi çok daha iyi oldu. Değil mi? Arkadaş bunu bir türlü ayarlayamadım. Bak çok tav oldum şimdi ha. Evet arkadaşlar, bunu burayı bu kadar hallettik. Vallahi şu kadar artık idare edin. Ayarlayacağım inşallah. Öğreneceğim. Şimdi gelelim makaslı inceltmelere. O fazlalıkların hepsini aldık. Ne olay buraya geçti. Buraları güzelce böyle geriye doğru şu şekilde kısaltıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi böyle böyle
Tabi buradan girerken biraz da dipten de girerseniz daha iyi olur. En altlarda kaçırdığınız gözlerden saçlar olursa makinenin almadığı, makinenin bıraktığı, onun için böyle yavaş yavaş ve ince ince gitmeniz tavsiye ederim. Şimdi orası da tamam. Evet, gelelim şimdi buraya. Şöyle alsam sanırım rahat rahat görüyorsunuz. Dediğim olay bu. En alttan, en dipten yukarı doğru. Buradan girerseniz her zaman daha iyi olur. Hem saçta iz de bırakmamış olursunuz. Şimdi buralar tamam. Evet, burası da tamam. Şöyle göstereyim. Burasını da ayarladık. Evet. Gelelim bu tarafa. Sen şimdi nereye gideceksin buradan Moran? Nereye gideceğim abi? Bugün boş. Valla? Boşluk bulmuşken geldim. İyi yaptın. Evet. Şimdi orayı da öyle ayarladık. Yarın var mı plan? Salı günü var ya. Yarın belli olmazsa. Nereye? Kenan bu tarafa dolaşacağız. Bir arkadaş gelecek şehir dışından. Nereden geliyor? Ben Manisa'dan gelecek birisi. Oğlum Manisa şehir dışı mı? Şurası. Diğeri şeyden gelecek. O zaten istediği zaman geliyor da. Niye yani? Yeni Foça'dan, eski Foça'dan bir yerden gelecek. Oğlum onların hiçbiri şehir dışı değil ki zaten. Valla bize şehir dışı abi. Olur mu lan? Sence Foça şehir dışı mı? Şuradan Foça'ya 1,5 saatte gidiyorsun. Manisa desen 45 dakika, 40 dakika. Yarım saatin dışı benim için şehir dışı. Yok artık. Oğlum sen buradan Alsancak'a gitme o zaman. Alsancak'a da geçiyor yarım saat. Tamam. Güzelyalı da geçiyor. O şehir dışı mı? Lan Allah seni garipsin oğlum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi buraları böyle ayarladık. Şimdi bir dakika şu kamerayı tekrar ayarlayacağız. Çünkü artık saçın üst kısımlarını keseceğim. Hatta onu ben şöyle koysam, şuradan şöyle ayarlasam, birazcık böyle şöyle yapsam. Sanırım şu anki görüntü gayet güzel. Beni de kesin görüyorsunuzdur zaten değil mi? Kesin çıkıyorumdur ben. Evet. Boru üstleri ne yapacağız? Yanlarda orantılı şekilde. O zaman şimdi sıra geldi. Üstleri kesmeye. Allah. Elim ne terlemiş bu içinde. Boru önler çok uzun. Oraları da kısaltırız abi ya. Oraları kısaltalım. Orantısız olur yoksa. Bayağı uzamış önler. Evet şimdi buraları hallettik. İlk önce güzelce ıslattık. Şimdi sıra geldi kesime. Zaten önler, yanlar belli.
Ayrım burada. Hemen böyle tık yaptığınız zaman saç zaten kendi kendini ayırıyor. Benim doğal olarak bu tarafla herhangi bir işlemim yok. O yüzden saçın en önünden götürüyorum bunu. Bu kadar alacağız. Tabii bunu geriye doğru daha da kısaltacağız. Çünkü o sadece saçın en önü. Şimdi bu ilk parçayı aldık mı? Saçın modelini vermiş olduk. Burasını böyle hallediyoruz. Gelelim bu köşelere. Burayı da böyle ayarladık. Şimdi buraları güzelce kısalttık. Bu taraf her zaman bir tık daha uzun olacak. Ki bu köşeden rahat rahat saçı alıp da tarayabilsin. Yoksa köşelerde giderse saçı tam anlamıyla yapamayabilir. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bakın nasıl. Bora aç oğlum gözlerini. Kıl mı geldi? Abi ya dün uykusuzum da. Ha sen uykusuzsun. Ondan gidiyor. Niye gece uyumadın mı? Misafir vardı ya. Evde. Aynen. Kim geldi? Akrabalar ya. İyi güzel. Ne yaptınız sabaha kadar takıldınız mı oğlum? Yok be, onlar gittikten sonra ben birazcık daha bakındım da o yüzden. He. Şimdi buralardan da böyle hafif hafif alacağız arkadaşlar, çok fazla kısaltmadan. Şimdi bu tarafı doğal olarak böyle ayarlamış bulunduk artık. Olay bu kadar. Şimdi tabii ki de dengesizlik var. Şu dengesizliği bir ayarlamamız lazım. Bunu da böyle böyle giderek buradaki dengesizliği de bu şekilde yok edeceksiniz. Evet. Bora nasıl geldi? Nasıl çıkıyor? Before and after. Yok pardon, after and before değil mi? Before after. Doğru, before after. Evet arkadaşlar. Benim saç kesimimden olayım bitti.
Gülüm. Şey yapacağız mı oğlum? Çizik atayım mı? Yoksa kalsın böyle. Hani burayı ayırıyoruz ya. Atayım mı? Böyle ya. Kalsın çok... böyle. O arayı ben sonradan kendim yavaş yavaş götürüyorum. İyi tamam Gülüm. Sen biliyorsun. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şöyle videoyu kendime çevireyim. Benim artık tıraş olayı bitti. Olay bu kadar. Şimdi saçın son bir halini göstereceğim size. Zaten Bora fön çektirmiyor. O yüzden fön çekmeyeceğim. Yıkacağız mı oğlum saçları? Yoksa sen gene eve mi gideceksin? Abi bu sefer yıkama da yapalım ya. Yıkayalım mı? Tamam bak bu sefer yıkama varmış. Ama yok ya yıkamayı çekmeme gerek yok zaten. Bundan önceki videoda izleyeceğiniz. Son saçı gösteriyorum ve ondan sonra bay baylaşıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir dakika. İlk önce şunu da şöyle ben biraz aşağıya indireyim ki. Heh. Evet. Gördüğünüz gibi saçın son hali şöyle. Eğ bakayım biraz başını. Öne doğru. Aferin. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Bu tarafta. Şurada bu yanlara ancak bu kadar girebiliyorum. Hatta şöyle de girebilirim. Şu kadarcık. Evet. Gördüğünüz gibi. Üstleri de bu kadarcık kısalttım. Şöyle bir model çıktı ortaya. Az önceki Bora'nın görmüş olduğunuz haliyle şu anki halinin arasında dağlarca fark var. Kafanı hafif bana doğru çevir bakayım. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık videonun da sonuna geldik. Beni sosyal medya hesaplarından takip ederseniz, kanalıma abone olursanız, sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazarsanız, ayrıyetten like atarsanız da çok sevinirim. Öpüyorum, kendinize çok dikkat edin. Bay bay.